Coinbase'ten gelen Polygon haberi üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla bu durumu değerlendireceğiz. Böyle bir haber. Kripto para borsası Coinbase, Polygon hakkında duyuru yayımladı. Kripto para borsası Coinbase, USDC için çoklu zincir kullanabilirliğine Polygon ağının da eklendiğini duyurdu. Bu oldukça güzel bir durum. Nitekim biliyorsunuz USDC, yani daha doğrusu Circle'la Coinbase birebir de kardeş olacak, ya daha doğrusu kardeş olan iki tane taraftır, iki tane şirkettir diyebiliriz. Dolayısıyla evet, bu da pozitif bir durumdur. Hatta Circle'ın malum yaşamış olduğu problemlerde direkt olarak Coinbase'ten destek almıştı. Ama bu problemler maalesef o zaman da konuştuğumuz gibi, evet, bir gün tekrar özellikle ABD Fed tarafından direkt olarak Circle'ın karşısına çıkacaktı ve çıktı. Bir diğer mesele, Circle ve USDC şu anda Polygon çok fazla kullanılan bir ağ. İnanılmaz derecede kullanılan bir ağ. Bunun olabildiğince fazla yayılması da bir o kadar önemli. Mesela Chainlink'in ve Avalanche'in de çok fazla kullanılan bir ağ olduğunu biliyoruz ki zaten adamların vizyonu bu. Yani adamların asıl olayı zaten bu. Tamam mı? Olabildiğince çoklu zincir hareketi gerçekleştirmek ve bu şekilde yine olabildiğince fazla bir işlem döndürmek. Anlatabiliyor muyum? Mesela Shibarium da şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Farklı farklı ağlarda fazlaca köprüleme gerçekleştirmeye çalışıyor. Ki ağdaki işlem sayısını ve ağın kullanılabilirliğini olabildiğince artırabilsin. Dolayısıyla burada Polygon'un hali hazırda USDC tarafından kullanılabilir hale gelmesi çok güzel bir meseledir. Zaten Polygon'un şu anda gücü çok yüksek. Geliştiricilik aktivitesinde de çok ilerler mesela. Açıklamaya göre USDC token'ı para yatırma işlemleri artık Polygon ağında da gerçekleştirebilecek. Daha önce Polygon ağında USDC token'ı yalnızca köprülenmiş bir versiyon olan USDC'ye kullanılabiliyordu. Köprülenmiş versiyon stablecoin dağıtıcı şirketi Circle tarafından desteklenmiyordu. Evet. Dediğim gibi bu noktada USDC hacminin güzel bir kısmını artık Polygon'un da çekeceğini anlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? USDC'nin Polygon'da benimsenmesi önemli ölçüde artmıştı. Verilere göre geçtiğimiz 24 ay içinde USDC Polygon Post'ta neredeyse 475 milyar dolarlık hacme ulaştı ve zincirdeki her 10 işlemden neredeyse diyor birini gerçekleştirdi. Bu çok yüksek bu arada. Yani burada onda birlik bir oran azımsanacak bir oran değil ki bu mantıksız da değil. Bakınız, bu noktada Polygon, daha doğrusu Matic Coin'in spekülatörlerine örneğin bir göz atalım. Matic Coin'in spekülatörlerinin çok ciddi ve azımsanmayacak bir kısmı zaten Ethereum balinalarından oluşur. Yani Ethereum balinalarının en çok tuttuğu ikinci kripto para birimi Shiba'dan sonra Matic'tir. Bir yerde stable coin'ler üzerine konuşuyoruz. Yine Ethereum balinalarının USDC üzerinde ne kadar faal olduğunu ve son çöküşten sonra önemli ölçüde düşüş yaşamış olmasına rağmen hala ne kadar USDC'de yine de faal olduklarını bildiğimiz için bu noktada ikisi arasındaki bağıntıyı da Polygon ve USDC nezdinde kurabilmek zor değil. Cüzdan sayısı da hızlı bir artış göstererek Haziran 2023 itibariyle 6,6 milyona ulaştı. Ve Ocak 2023'ten bu yana neredeyse 1,6 milyon yeni cüzdan oluşturuldu. 10 Kasım'da Circle, Circle Mind ve Express dahil apileri için Polygon Post üzerinde köprülenmiş USDC için para yatırmaya çekme desteğini sonlandıracak. Bu tarihten sonra yalnızca yerel USDC desteklenecek. Yani buradaki köprüleme kalkıyor çünkü doğrudan zaten USDC desteklenmesi söz konusu oluyor. Yani buna bir gerek kalmıyor ki suyu bulandırmanın da bu noktada gördüğünüz gibi
pek bir anlamı olmuyor. Bu yazının yazıldığı anlarda USDC, Tether'in ardından dünyanın en büyük ikinci stablecoin konumunda ve 25 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bununla birlikte Tether'in ise 83 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Evet, USDC desteği ve Coinbase'in yaptığı açıklama Polygon üzerindeki işlem hacmini olabildiğince artırıp yine yatırımcı sayısını bir o kadar yükseltecek ve Polygon'a çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten pek çok benzer emsal projeden daha ilerideydi. Bu gibi haberlerle birlikte daha da ileri gidebilir. Ya bu noktada zaten Polygon'un ve Chainlink'in ilerleyişi, kaydettikleri yol ve hala kaydetmeye çalıştıkları yol inanılmaz derecede güçlü. Şimdi USDC'ye geldiğimizde fakat ben USDC'yi desteklemiyorum. USDC'de kalmayı da bir USDT varken desteklemiyorum. Bunun ana sebebiyle alakalı önceden de konuştuk. Sizin USDC dediğiniz ne yazık ki desteklenme noktasında yetersiz kalacaktır. Circle bundan önce Silicon Valley Bank problemiyle karşılaştı, vakasıyla karşılaştı. Bu şartlar altında tabii herkes alım yaptı, geçti, etti dedi ama olay yeniden USDC'nin sabitlenmesinin ardından dedim ki bu adamlar artık sabıkalı. Yani bu olay patlar. Hani bir gün yeniden bunların karşısına çıkar. Çıktı. Fed biliyorsunuz ki rapor yayımladı. Fed'in yayımladığı raporda bizzat Circle'ın adı geçti. Adamlar diyor ki Circle zamanında bu problemi yaşadı ve USDC'de kayma oldu diyor. Bunun olmaması lazım diyor adamlar. Haklı olarak. Bu da diğer devler dururken özellikle adı geçen USDC'ye dair Fed'in, ABD Fed'in yaptırımlarında pek pozitif karşılık alamama ihtimallerinin yüksek olduğu anlamı taşımaktadır. O yüzden ben ne olursa olsun USDC'yi pek öneren biri değilim. Daha çok USDT'de kalmak gerektiğini düşünüyorum. Stablecoin yatırımları nezdinde. Sebeplerini de açıkladım. BUSD falan zaten sormayın yani hiç. Ya da diğerleri işte TUSD falan olsun. Bunlarda da ne yazık ki belli başlı problemler vaktiyle yaşandı, hackinginden kaymasına kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.